kötü duruma düşürmek sana bir şey kazandırmıyor. Yani anlıyoruz, biliyor musun? Yani hiç kimse kimseye bakmak zorunda değil. Bunu her zaman yıllardır yaptığınız zaman inanılmaz itici oluyorsunuz. Ve o Hadise desem, Hadise'nin bir aşk hayatı, bir de ablasıyla hayatı. Yine ablası bir şeyler yapmış galiba. ne yapmış? Bir bakalım. Hadise'nin kavgalı olduğu ablası ya açık göz takipçisine sinirlendi, zehir zemberek sözler sarf etti. Hadise ve ablasının kavgasında geri adım yok. Hülya Açıkgöz'den Kim Kardashian ve ablası Kourtney'in yaptığı yumrukların havada uçuştuğu kavga için şok yorum, en iyi ben anlarım. Hadise ve ablası arasında neler yaşandı? Hülya Açıkgöz neden sürekli şiddet imasında bulunuyor? Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz arasındaki gerginlik bitmek bilmiyor. Bir zamanlar beraber iş yapan iki kardeş arasındaki kavga, anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün yaklaşık 2 sene önce intihara teşebbüs etmesiyle başladı. İlerleyen zamanlarda bu kavganın maddi sebeplerden olduğu anlaşılmış. İki kardeş arasına para girmişti. Sonrasında olay büyüdü. Hadise ablası Hülya Açıkgöz'ün adının anılmasından dahi rahatsız olmaya başladı. Yakın bir zamanda Hadise'nin modacı kardeşi Derya Açıkgöz'ün de büyük ablasını takibi bırakmasıyla Hülya Açıkgöz bütün aileden veto yedi. Geçtiğimiz günlerde Hülya Açıkgöz, Kim Kardashian ve ablası Kourtney Kardashian'ın reality show'da yaptıkları yumruk yumruğa kavga sonrası Kourtney Kardashian'ın sosyal medyasına "Seni çok iyi anlıyorum" yazmış, hem tarafını belli etmiş hem de Hadise'den şiddet mi gördü sorusunu akıllara getirmişti. Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün şiddet imaları bitmek bilmiyor. Şimdilerde ise Hülya Hanım'ın bir takipçisinin yazdığı "Tabii anlarsın, sen de yıllarca kardeşin üzerinden zengin oldun" yorumuna verdiği sert cevap çok konuşulup çok tartışılacak. Hülya Açıkgöz takipçisine verdiği cevapta "Kardashian ailesi için paralarını beraber kazanıyorlar. Kourtney baskıdan programı bitirdi" yazarak kardeşi Hadise'nin hem parasını vermediği hem de şiddete başvurduğu imasında bulundu. "Kourtney'i en iyi anlayan benim" diye bitirdiği bu cevap soru işaretlerini daha da arttırdı. İki kardeş arasında gerçekte neler oldu? Kuş beyinli geri zekalı paylaşımıyla paylaşıyor. Özellikle bunun altını çizerek söylüyorum ki hani bu kadar çığırından çıkartan bir yorum. Ne o yorum? Bir takipçi Hülya'ya diyor ki "Tabii anlarsın Kourtney'i. O da senelerdir kardeşlerinin üzerinden zengin olmaya çalıştı ve hala paraya doymadı." Hülya'nın da cevabı, bunlar reality dedikleri program çekiyorlar ailece. Kendi parasını da kendi kazanıyor bu kız. Kourtney baskıdan ve ezilmekten bıktığı için programı bıraktı. Sende biraz zeka olsaydı önce bilgi edinir sonra bana bunları söylerdin. Evet, Kourtney'i en iyi anlayan benim diyor, altını çize çize. Şimdi bir kere siz Kardashian kardeşler değilsiniz. Bir realite yapmıyoruz. Siz açık göğsümü öz hayatları. Evet. Ailesisiniz. Artı hiç kimse kimseye bakmak zorunda değil. Bunu her zaman yıllardır söylüyorum. Çünkü böyle bir ailede birisi para kazanır, öbürlerin hepsi o para kazanan kişi ona bakmak veya da ona bir şeyler yapmak zorunda gibi onun kanını emmeye başlarlar. Bu her yerde var. Ama bak Seren, bu aynen senin yaptığın eleştiri yapınca o da diyor ki "Hayır, o bana bakmadı. Ben kendi paramı kendim kazandım. Onu çekip çeviren benim." Hep Süryan dediği şey bu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kim kimi çevirebilir? Sen, bende bir kabiliyet olmasa, bende bunlar var olmasa, sen beni istediğin kadar çekip çevir, ben de bir şey olmadıktan sonra sen kimi nereye çekip çeviriyorsun, hangi vizyonunla, hangi şeyine çekip çeviriyorsun? Bu bir. Bunu kabul etmiyorum. İkincisi, bak bir daha söylüyorum, bu sizin kardeşiniz. Şimdi devamlı aile bireyleri, eğer bir probleminiz varsa aranızda, bunu evinizde halledin. Siz ünlü olan kardeşinizi devamlı toplumda şikayet etmeye yönelik bir şeyler yaptığınız zaman inanılmaz itici oluyorsunuz. Ve ona zarar vermeye çalışıyorsunuz, zarar veriyorsunuz. Bu hiçbirinize bir şey yapmak zorunda değil. Size el vermek zorunda da değil. Çok özür diliyorum. Hepiniz kaç yaşında insanlarsınız? Herkes bir kere onurlu olsanız, yani onurlu olsa bir insan, devamlı kardeşinden gelecek
Bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Hep bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Hep ben bunu yaptım da o bana bunu yaptı. Ya kardeşim git müstakil hareket et. Git madem hadiseyle anlaşamıyorsun. Madem iyi bir kız kardeş değil. Madem olaylarda öyle değil. Onunla alakalı bir şey yapma. Yapma. Hadise şarkıcı olmamış olsaydı hepiniz Belçika'da kalsaydınız. Oradaki işçi ailelerimizden birinin kızısınız hepiniz. Eğer bu kız eğer çalışmış olmasaydı, bir yerlere gelmiş olmasaydı yine ondan bir şey bekliyor olacak mıydınız? Hayır. O yüzden ben de anlamıyorum. Niye bir kişi aileden bir yere geldiği zaman tabii ki vicdanen ben de olsam kol kanat gererim. Yani derim ki bak sen de bunu yap, sen de şunu yap, sen de benim üzerimden ben elbiselerimi sen yap. Bak benim elbiselerimi herkes beğenirse sana da müşteri. Bunları yaptı bu kız zaten. Ama demek ki bir şeyler ters bir şeye gitti. Yaranamıyor yani. Ya demek ki bir fazlası gitti. İsteniyor yani. Bu kadar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar çok. Ailenizde kim öne çıkıyorsa, kimin daha fazla parası var, herkes ona ben çalışmayacağım, oturacağım. Onun durumu bende niye? O hepimize bakacak. Öyle zaten bir sistem o yok kötü yani. Niyeti gördükten sonra bence hadise işin rengini değiştiriyor. Yoksa sonuna kadar bakardı. O çok duygusal bir kız ve ailesine çok düşkün. Bütün ünlülerin, kötü niyeti gördü bence. Birçok ünlünün başına gelen bir şey. Bunların kardeşleri, amca çocukları, osu, busu çıkıp insanlara bunları sanki kötü evlat, kötü kardeş gibi yansıtmalarına tahammül edemiyorum. O kızın bir şey söyleyeceğim size. Sen ömür boyu elbise dikebilirsin ama belki şöhreti bitebilir yarın hadisenin. Sana ömür boyu bakmak zorunda değil. Çünkü sanatçıların da bir devri, bir dönemi var. En tapının bile. Ajda Pekkan'ı falan saymıyorum. Onlar zaten dünyada yani çok müstesna insanlar ama yani yarın şöhreti bitebilir ve kazanacağı parayı kazanamayabilir ömür boyu. Mecbur mu yani size bu kadar çok kol kanat gelmeye ya? Yani size bir yol verdi, bir yol gösterdi. Devamlı bir kötüleme, devamlı. Ben duymak istemiyorum artık hadiseyi. Bir de ne kadar kötü ama. Kendi ailendesin ve ailenin içerisinden bu lafları duymak hadiseyi çok yıpratıyor. Zaten aile içerisinde bu kişiye düşmüş olan ailelerde bir sorun vardır her zaman yani. Bana da çok onursuzca geliyor. Derim ki Allah onun yolunu açık etsin, daha fazla para versin derim. Madem anlaşamıyorum, madem de şikayetçiyim, çıkarım giderim. Hala bu konusunda hala böyle diretmeye çalışmak, hadiseyi kötü duruma düşürmek sana bir şey kazandırmıyor. Yani anlıyoruz biliyor musun? Yani sistemi anlıyoruz. O yüzden kötü duruyorsun. Bence kapat bu konuyu. Kapat zaten de... kızın başı başka sıkıntılarda. Bak başka bir isyanı var. Ne olmuş? Hadise diyor ki bir isyanı var. O da şu. Sen de şimdi Seren Serengil bir marka değil mi? Yani herkesin tanıdığı bir isim. Bu konuyla alakalı bir tescil istemiş. Şarkıcı Hadise'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı tanınmış marka başvurusu reddedilmiş. Red kararlı şaşkınlığına uğrayan Hadise, hayır benim ismim tanınıyor diyerek tekrar şikayette bulunmuş. Habere göre Bay Hadise ya da Hadise markalarının isim tescilini ayakkabı sektörü ve medya sektöründe kullanmak için başvuruyor Hadise ve markadan red kararı çıkınca benim ismim tanınıyor, ben tanınan birisiyim, bu nasıl oluyor anlamıyorum diyerek isyan ediyor. Şimdi bunun tabii marka olmanın bir şartları var herhalde teknik anlamda. Yani, sen tanınıyorsun ama marka olabilecek kadar mı orayı karar verememişler. Hadise Hadise aynı zamanda bir sıfat ya, o özel isim olarak kullanıyor ya, bir de hadise hani olay. Hani olay anlamında. Evet. Belki hani bundan dolayı da vermemiş olabilirler. Ben doğru. Birden bir aklıma şu an o geldi. Bak çok mantıklı çizdin. Yani hadisenin aslında eş anlamlısı olaydır. Evet, hadise yani, çıkartma, evet. olay çıkartma derler. Belki bundan dolayı vermemiş olabilirler. Bilemiyorum. Belki adını soyadını yazmış olsa verebilirlerdi ama hadisenin başka bir anlamda taşıdığı için tek başına belki bu olabilir. Çünkü hadise de sonuçta bir markadır yani. Hani markası bir markadır. Orası öyle. Senin gibi düşünmüş. O da demiş ki tamam eğer bunu reddediyorsanız ben Belçika ve Türkiye'de tekrar bu işi düzenleyip bu kurula tekrar bir proje sunacağım. Ve şu anda da olumlu bir sonuç alacağımdan eminim diye beklemiş. Beklemede şu an bakalım. Yani soyadını kullanmış olsaydı. Yani açık gözlüğü kullansa bir tık daha iyi olacak yani. Ama o da çok marka durmayacak. Yani Bay Hadise. Yani gerçekten zor bir marka ismi. Yani çok zor verirler. Ama mesela Bay Hadise'yi verebilirlerdi yani. Onu neden vermediler onu anlamadım. Hani Hadise tek başına benim düşündüğüm anlamda bir şey belki teşkil ederdi ama
Bay Hadise açık göz olarak belki başvursa olabilir O belki. da herhalde Yani ne hep bileyim. derdim bu olsun Evet ya. Halisecim şu Gerçekten. an. O kadar derdim var ki en büyüğü bu olsun. Boş ver yani. Dert bitmiyor. Hadisenin aşk hayatıyla ilgili de dedikodular çıktı. Ne diyor? Daha doğrusu Kaan'la ilgili. Sen Kaan Yıldırım. Biz oyuncu olarak biliyoruz. Ben ilk defa Hadise'yle tanıdım Öyle onu. Yani mi? ben tanımıyordum Zaten sen gerçekten. pek isim de tutmasın aklında. Yok, evet. Ben gerçekten kazınmış Ama olan isimler. fotoğrafını bilirsin, değil mi? Görsen Kaan'ı tanırsın. Hadise'yle ilgili tanıyorum onu. Tanıyorsun. Evet. Şimdi Kaan'ın ailesiyle alakalı dedikodular çıktı. Kaan'ın ailesi Hadise'yi istemiyor mu? Kaan'ın ailesinin mal varlığından Kaan mahrum mu kalacak? Çünkü çok zengin bir aile, varlıklı bir ailenin çocuğu. Öyle mi? Evet. Aslında alışılagelmiş bir durum değil. Sanat Değil mi? camiasında hep sıfırdan gelip de bir yere Evet. gelenler çok az vardır. Hani Aslında aileden. baktığın zaman, mesela aileye baktığın zaman, sanki bu işi bu çocuk hobi için yapıyor. Yani çocuk holdinglerin başına geçebilir, iş adamı olabilir falan bir düzeyde ailenin durumu. Fakat son günlerde kafa karıştıran bir olay yaşandı. Bilmiyorum onun VTR'si var mı? VTR'si varsa, yoksa konuşacağız. Ne oldu biliyor musun? Kaan Yıldırım dün anne ve babasını takipten çıktı. Gördüm. Yani Gördüm. bunun üzerine, bu haberler çıkmışken bunun üzerine bu olacak iş mi? Sen bunu nasıl gördün mesela? Nasıl yorumlarsın? Şimdi anne babayı takipten çıkmak çok komik oluyor yani. Hani şimdi çok alem. Çünkü hani konuşmuyor. Evet, şimdi bir anne baba oğlunun hayatına giren bir insana tasvip etmeyebilir. Etmek zorunda değil. Değil. Uygun kriterlerine uygun bulmayabilir. Kendi değer yargılarına göre değerlendirdiği süreçte. Ama her zaman söylüyorum. Onların çocukları bir birey. Artık tek başına karar verebilecek. Kendi hayatını kendisi kazanabilen. Ayakları üzerinde duran bir birey. Dolayısıyla tabii eğer durum bunda şimdi insan annesini babasını niye takipten çıkar? Yani durup dururken belli ki bir sorun yaşıyor ki takipten çıktı annesini. Bir Yani açıklama geldi aslında. Tam bir açıklama değildi. ne gibi bir Sanki şey? söz, bir araya bir aracı koydular gibi. Hadise'nin fan sayfalarından bir tanesi şöyle bir açıklama yaptı. Bu konuyu Hadise'yle bağdaştırmanız çok garip. Gerçek sebep şu: Ne? Kaan annesi ve babasının haber olmasını istemediği ve sayfalarının deşifre olmasını istemediği için onları gizlemek ve korumak adına takipten O... çıktı dedi. Artık geçmiş olsun zaten. Tamam da bu Ben ezbere mantık biliyorum bir şey söyleyeceğim. Şimdi sayfayı. durup dururken insanlar Kaan Yıldırım'ın anne babasını niye rahatsız etsinler? Yani bugün şu anda her şey olağan gidiyor. Evet. Yani olağan gitti. Hepimizin annesi babasını, herkes annesini takip ediyor, babasını takip ediyor. Yani onların rahatsız edilmemesi gerektiğini düşünmüş olsa da ilk şöhret olduğu zaman sürecinde bunları takipten Çok çıkarırdı. haklısın. Niye zamanlama şu anda o Ki zaman şöyle mesela? söyleyelim, şunu da hatırlatalım. Hadise ilk onun ünlü ya da tanınmış ilişkisi değil. Bir önceki evliliği zaten çok tanınmış bir oyuncuydu. Hani ilk defa da şöhret olmuyorsun Kaan, değil mi? Niye şimdi? Yani bu açıklama biraz havada kaldı ama o kendinden gelen bir açıklama değil. Onu söyleyelim ama Ya bence ilerleyen zamanlarda burnuma kötü kokular geliyor. Başka başka şeyler olacak bence. ne gibi yani Ailede istemiyor. bir sıkıntı var Hadise ile ilgili. Ben öyle hissettim. Şimdi mesela Maalesef. şöyle yine söylüyorum. Bunlar doğru şeyler değil. Eğer böyle bir şey varsa daha iyi değil. Bak ben hadiseyi çok eleştirdiğim süreçler olmuştu. Yani genelde aslında kıyafetleri falanla ilgili eleştirmişimdir falan ama Hadise böyle kötü falan bir kız değil yani. Böyle dejenere yaşıyor falan bir kız da değil aslında. Hani bir aileye ters gelebilecek nesi olabilir diye düşünüyorum. Sadece belki aile yapılarının şunları görüyorlarsa işte o yüzden söylüyorum bu kız Endişelenmiş olabilir. kardeş bu yok anne intihar etti kız kardeş bunu söyledi falan. Tabii ki bir aile de endişe duyabilir. Der ki yani bak yarın öbür gün şimdi aile çok önemli ya. Yani iki Aileler de evleniyor ailenin derler ya, doğru. hani yıllardır kavga ettiğim şeydir annemle ve o kadar çok haklı çıktı ki bu mevzuda. Doğru. İki ailenin oturup aynı sofrada yemek yiyebildiği bir süreçtir evlilik. Bunu yapamaz iseniz, böyle bir aileler, birbirine meç eden ailelerin çocukları değilseniz bunun mümkünü olmuyor arkadaşlar. Ve bir kızıyoruz ailelerimize ama maalesef haklı çıkıyorlar. Şimdi burada da belki aile Endişelenmiş olabilir. endişelenmiş olabilir. Çok haklı. Haklı burada Hadise'nin bu endişelenmekte. kadar çabasının sebebi bu işte Ama bence. şurada şunu da söylemeliyim ki çocuklarınızın hayatına müdahil olmayın. Yani müdahale de etmeyin. Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ya bu benim fikrim. Ama hayat senin hayatın. Yani şimdi
Ne oluyor biliyor musunuz? Yani sizler karıştığınız zaman iki insanın mutluluğu bu sefer bozuluyor. Yani çocuğun da mutluluğu bozuluyor. Karşılığında yazık birbirlerini de seviyorlar. Bırakın yani bırakın kararlarını kendileri versinler. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü diğer türlü fatura hep aileye kesilir. Hep başa kakarlar. Efendim? Senin yüzünden oldu. Siz mutluluğuma engel oldunuz. Bunu deme haklarına sahip olur diğer türlü. Ama mutluluğa da bak şöyle bir şey de var. Bazen mutluluğa da engel oldukları süreçlerde oluyor. Çünkü mantıklı. Onların senin annen haklı, benim annem haklı. Başlıyor bu sefer herkes birbirini Evet. yiyor. Buna niye yani bizim en güzel zamanımızda en güzel şeyimizde sizin değer yargılarınız farklı olabilir. Sen başka türlü bir kız isteyebilir. Benim de annem başka türlü bir adam Ya isteyebilir. Sen mesela bir erkek Yani evladın olsaydı aynı hassasiyette olur muydun? Ya da bu kadar onu rahat bırakır mıydın? Sevdiğine olmadığı varsın. için evladım olmadığı için hani bir Ha ahkam şimdi... kesemem ama şurada kendi yaşadığım tecrübelerden Ha. ve gördüğüm kadarıyla hiçbir zaman bir ailenin kızını istemiyorum diye ona ne iftira atarım, ne kötülük yaparım, ne çocuğumu doldururum bir şey. Ona sadece derim ki bak benim gördüklerim bu. Söylersin çünkü söylememem mümkün değil yani. Söylersin. Yani ben bunu görüyorum. Yani benim fikrim bu ama sen bilirsin derim. Ama ondan sonraki hayatına müdahale olup uğraşıp kızla uğraşıp kıza kötülük yapmaya kalkıp çocuğu doldurup ona Aa, çok karşı falan çirkin. bunlar yapılmaz yani. Bunlar Bunlar da çirkin. günah yani. Şimdi benim de bir evladım yok ama mesela oğlum olsa ya da işte kız erkek kardeşimden yola çıkıyorum. Mesela gönlümüzün istediğiyle ya şimdi benim gönlümün istediğiyle evlenecek. Annemkiyle ayrı ise evlenecek yani babamınkiyle ayrı. Böyle bir Herkesi hayal. mutlu etme Herkes bu. şansın Bütün anneler yok. babalar kendi ailelerinde yapmış oldukları seçimleri kendi annelerin babalarını dinleyerek mi verdiler? Bravo. Böyle bir şey var Ama mı? öyle söylediğinde ne Olamaz. diyorlar biliyor musun? İşte biz onun faturasını çok ödedik, siz ödemeyin O istiyoruz. faturayı biz de ödeyeceğiz. Bunu senin tecrübenle benim tecrübe etme şeklimi bunu karıştıramazsın. O senin değer yargın bu benim. Tabii ki anneler babalar çocuklarına benim annem hala söylüyor. Varı 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 söylüyor kadın söylüyor. Birçok konuda da haklı çıktı Haklı. mı çıktı. Ama bu benim hayatım hayatım. Ben de bunu yaşayarak görecek miyim Ve göreceğim. yanlış hatırlamıyorsam Yani 2 hafta önce yine yaşamak gerekiyorsa yine yaşayacağım dedin. tabii yapılacak bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Hani bazen de diyorsunuz ya ben sana dememiş miydim? Aslında o ben sana dememiş miydim yoluna bizi siz sokuyorsunuz. Yani konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, bizi dolduruyorsunuz, birbirimize karşı dolduruyorsunuz, karı koca birbirimize dolduruyorsunuz, dolduruyorsunuz. Ondan sonra da ayrıldığımız zaman diyorsun ki bu sefer de ben sana ama sen beni o yola soktun. Bir Ya, rahat, çünkü bir huzur. annenin de insan annenin doğru söylediğine inanıyorsun. Çok etkisinde kalıyorsun. Etkisinde kalıyorsun. Ki her Her zaman annemize doğru söylemiş söylemiyor. olduğu şey de doğru mu? Değil. Bizim annelerimizin hataları yok mu? Geçmişte yapmış oldukları var. Onlara sanki hiç hatasız söylediği her söze tamamen koşulsuz şartsız inanmamız gereken kişiler değil annelerimiz. Sadece dikkate alacağız annelerimizi. Tabii ki evladının iyiliği için söylüyor ama bazen de şu süreçte de eğer gerçekten hadiseyle alakalı bir süreç yaşıyorlarsa aynı Kıvanç Tatlıtuğ niye annesiyle babasını düğününde görmek istemez. Niye istemez mi insan annesinin babasının orada olmuş olmasını? Çok Niye ister. benim en güzel günümde bana bunları yaşatıyorsunuz? Neden? Ve Anladın gelmeyecek mı? bir daha o Yani günler. ay, gelmeyecek o fotoğrafta yoksun. Niye yoksun? Evet. Neden? Gerek var mıydı bunu bu yarışa çevirmeye? Bırakın herkesin hayatını. Herkes kendisi görsün. Zaten görüyorsunuz. Ama siz bunu belki baştan beridir bunları yapmış olmasaydınız bunlar belki birçok insana ayrılmayacaktı. Bir de Yani böyle bir başta durum da hadiseyle var. Kaan'ın ailesini uyaralım diyorsun yani. Yani şöyle söylüyorum onlara. Onların şunu çok iyi anlıyorum. Her aile evlilik demek iki ailenin birbirine oturup konuşabileceği türden iki ailenin çocuklarının evlenmesi Evleneceği demek demek. değil. Bunun başka türlüsü olmuyor. Yani bu olmuyor. Burada hemfikirim. Ama bazen de çok iyi bir ailenin kızını alırsınız. Kız doğru dürüst, hamurunda da doğru dürüst birisi çıkmaz. Bunu bilemezsiniz. Yani şimdi bir bırakmalı, biraz yaşamalılar. Belki de böyle bir şey yok. Biz de şimdi kendi kendimize acaba mı böyle? Birisi birisini takipten çıktığı zaman illa kötü bir şeye bunu yorumluyoruz. Belki gerçekten annesi ve babasını korumak için yapmıştı ama şu süreçte yaptığı için bana inandırıcı gelmedi. Ama bu sürecin arkasında da hadiseyi istememeleri varsa bunu da çok doğru şu anda istemeyebilirler. Ama biraz analiz etmek Ama lazım. istemediğini duyurduğun zaman o zaman o kızın onuruyla oynamış oluyorsunuz. Bunu duyurmamak gerekiyor. Bunu söylenti haline en azından biz şu anda Kendi konuşmaya içimizde başladık. halletmemiz Yani gerekiyor. Kaan'ın da mesela annesini babasını çıkması Şimdi takipten şu süreçte doğru mu? Bence değil. değil. Çünkü herkes bir sürü şey konuşuyor, konuşuyorsun yani. Şimdi başka yine böyle tartışmalı bir konuya geçeceğiz. Ama Türk futbolu için çok önemli bir isim.
Tanju Çolak bizi izliyormuş ve ikimize de çok selamlar var. Selen kardeşime de çok selamlar. 30 gündür onu çok Aa, zevkle izliyorum diyor. beni arabalara kilitliyordunuz küçükken. Çok selamlar Tanju abimiz. Çok severiz.